diyeyim. Bugün efsanevi içecekler deneyeceğiz. Zaten çok sıcak ve şu an soğuk soğuk içeceklere ihtiyacım var. Bugün TikTok, Reels, Instagram, YouTube karışıp... Ceylin ne yapıyorsun? Neden gezmiyorsun Ceylin? Ceylin 6 yerde durur musun lütfen? Arkadaşlar bana gezin dedi. Gezmiyorum. Gezin de kal. Bugün çok güzel lezzetli içecekler deneyeceğiz. Hadi başlayalım. İlk içeceğimiz neli olsun? Karpuzlu, kavunlu, muzlu, çilekli olsun ne diyorsanız. Hadi başlayalım. Tamam, önce çilekleri koyuyoruz. Üzerine şeker, üzerine süt, üzerine vanilya demiş. Ben onun yerine bal koyacağım. Ve şeker de koymayı düşünmüyorum. Üzerine bir de dondurma koyuyor. Hepsini blenderde geçiriyor. Ve üzerine bir de krema sıkıyor. Ve sonra şeker hastalığından ana kursun. Ağzımızı kaybediyoruz arkadaşlar. Tamam, bunu şekerlerini azaltıp deneyeceğim. Bakalım nasıl olacak. Hadi deneyelim. Evet, hadi başlayalım. Önce çileklerimi ayıklayacağım. Çileklerin şu sapları ayıklayalım. Ve şunun içine dolduracağım. Çilekleri atarak başlayalım. Şimdi çileğin içinde zaten şeker var Ceylin. Ondan sonra sütün içinde şeker yok, tamam. Ama dondurmanın içinde şeker var. Bağlı dedi. Şeker. Bağlı şeker var. Bir de üzerine şeker koyacakmışım. Dondurma zaten şekerli. Çilek de şekerli. Bunu istemiyorum. Çileğin üzerine birazcık süt koyuyorum. Güzel gözüküyor. Güzel olacak gibi. Ne diyorsun Ceylin? Neye bakıyorsun? Biraz da bal. Doğru. Ve dondurma en son. Hı. Dondurma bunlar karıştıktan sonra konulacakmış. Bu arada datça balı arkadaşlar. Biz bu aralar datça balına çok dadandık. Dadandık. O kelime neydi ya? Çok seviyoruz yani arkadaşlar. Biliyorsunuz annem datçayı da çok seviyor. Biz de datçanın ürünlerini çok seviyoruz. Bu kadar bal yeter mi dersin Ceylin? Yeter. Evet, kapatıyorum. Hazır mıyız? Çok heyecanlı. Bence de. Ay, tepede kaldı bal. Aa! Böyle bir şey olmadı ya. Neyse, belki olur. Biraz daha fazla koysam belki olurdu. Bence yine de olacak Ceylin. Evet, fişi takıyorum. Hazır mıyız? Hı-hı. Akıyor bak, bal akıyor. Tamam, açıyoruz ve şimdi sırada dondurma var. Biraz dondurma koyalım. Bakın hiç şekere falan bulaşmadım. Vanilya da koymadım tatlandırıcı. Çünkü zaten vanilya dondurma koyacağım yani. Normal Maraş dondurması koyacağım. Daha ne koyayım arkadaşlar? Vanilyayı neden koyuyorum? Vanilya üstü koyuyorum şimdiden. Evet, şöyle alıyorum ve bir tane daha alayım. Tamam, devam. Yetecek mi o kadar? Bence yeter bir şey edeceğim. Bardağını bile dolduramayacaksın bak. Evet olsun, bardağımı dolduramayacağım ama heyecanlıyım. Bir de buz. He? Buz. O üstüne herhalde o şimdi. İçine konuluyor biliyor musun? Aa. İçine konuluyor. Azaldı ya. Azaldınız. Yok be. Ay. Azaldı, evet azalacak çünkü dondurma onu böyle katılaştırıyor. Nasıl? Birkaç tane buz atalım arkadaşlar. İki tane, ya niye akşam bu kadar az koyuyorsun? Korkuyor olabilir miyim Ceylin? Niye? Bardak gelsin. Hazır mıyız? Oh my. Hadi içine at. At içine, at buz at. Yükselsin. Ne? Dur ben de. Aa, çok güzel oluyor. Ay, doğal çilek kokuyor böyle yapmacık, böyle sakız çileği gibi kokmuyor değil mi? Çok güzel kokuyor. İki tane daha buz atıyorum. Bir, iki. Hazır mıyız? Ne? Dur ben de fikret alacağım bir tane. What? Sadece bir fırt çekebilirsin. Niye? Evet. Çek 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 çek, hepsi bitir. Poyraz muazzam bu arada. Dur bir tadını al, bir tadını al dur. Az şekerli, az buzlu, çilek yani. Aa, Ağustos'un kaçındayız ya, tüm yaz yatmışız. Böyle şeyler yapıp yiyebilirmişiz, harika. İkinciye geçerim. Çilekli gayet güzeldi. O zaman şimdi çileğin kardeşine geçelim. Karpuz. Nuran kardeşi, bilmiyorum. Kırmızı kırmızı olduğu için. Şimdi ne yapıyoruz? Karpuzu alıyoruz ve böyle çekirdeksiz kısmını eziyoruz. Suyunu çıkartıyoruz. Üzerine Sprite koymuş, ben soda koyacağım. Üzerine soda koyuyoruz. Ve bir de limon iliştiriyoruz kenarına. Bu kadar. Bitti. İçeceğimiz. Bence güzel olacaktır. Karpuzlu soda. Hadi deneyelim. Evet, karpuzum, sodam, limonum hazır. Ben karpuzu ezmeyeceğim. Blender'a çekeceğim. Şimdi şu karpuzu bir keselim. Karpuz nasıl kesilir? Bıçağımızı şuradan sokuyoruz ve çeviriyoruz. Ve bakın güzel karpuz oldu. Nereden beni şakır diye yarıldı ortalık arkadaşlar. O zaman yararak açamıyoruz. Arkadaşlar cidden mükemmel bir karpuzmuş. Ben kestikçe yarılmaya devam ediyor. Tam da şurası çekirdeksizmiş. Çekirdeksiz kısmından alıyorum şöyle. Bol sulu, az şekerli. Bayağı güzel. Annem karpuzun nasıl az şekerlisini seçebiliyor? Hiçbir fikrim yok arkadaşlar ama seçiyor kadın. Bence bu kadar yeter. Ne diyorsun Ceylin? Biraz daha. Tamam. Tamam. Şunu da gönderelim. Süt katmıyorsun. Soda ve limon. Evet. Bakalım ya, karpuzlu soda denemiş olacağım. Ben daha önce hiç meyveli soda içmedim. Yani limonlu soda içerim ama limonu kendim sıkarak içerim. Yani hayatımda hep sadece sade soda içtim. O yüzden merak ediyorum böyle meyveli sodanın nasıl olacağını. Eğer kendim yapınca güzel olacaksa bundan sonra kendim evde sodamı tatlandırabilirim. Bu kadar. Ay, ne kadar azaldı. İşlemimiz bitti.
Şimdi bunu açıyorum. Evet. Önce sodayı verip onu döküp onu bir daha karıştır blenderdan. Hayır. Şey yapacağım. Önce soda döküp onun üzerine şey dökeceğim. Güzel bir görüntü çıkar belki ortaya. Hazır mıyız? Ne? Oh, görüntü harika. Bundan sonra ben soda içine kapatacağım. Yeter. Görüntüye bak. Limon sık limon. Görüyor musun Ceylin? Oh my god. Kesiyoruz ve geçiriyoruz. Bir kere şu üzerindeki köpüklenmeye bayıldım. Bu ne? Bu köpükler ne? Tortu. What? Ne? Ne eksik diyorum? Kesinlikle bu da eksikmiş. Sodanın soğuk olmasına dikkat edin. Soda kesinlikle soğuk olsun. Soğuk olmayınca hiç çekilmiyor. Şu an mesela hiç beğenmedim. Ama soğuk olsaydı, şöyle buz gibi bir şey olsaydı mesela çekilirdi. Böyle soda ama karpuzlu. Soda ama karpuz ama soda. Normal sodadan daha çekilirdir ama. Benim için. Ben soda içemiyorum ya. Böyle daha rahat içiyorum. Biraz tatlı mı ya? Sodanın sodalığı vardır arkadaşlar. Görüntüler ne kadar güzel olsa da soda dediğiniz şey soda olmalı. Ağzı yakmalı, boğazı yakmalı. Karpuzun tadını tamamen tatlandırmış ve... Yok yani arkadaşlar. Deneyin istiyorsanız ama bence değmez. Sıradakine geçelim. Evet, iki milkshake'den sonra bir güzel kahve deneyelim diyorum. Kahve için şöyle bir şey deneyeceğim. Şimdi ne yapmış? Önce biraz vanilyalı dondurma koymuş. Onun üzerine süt dökmüş. Ben şu anda normal süt değil. Badem sütü dökebilirim. Ve üzerine soğuk kahve dökmüş. Benim soğuk kahvem de var. Badem sütüm de var. Dondurmam da var. Denemek için sabır sanıyorum. Bakalım tadı nasıl olacak. Hadi deneyelim. Evet, hazır mıyız? Dondurmam, soğuk kahvem hazır ve soğuk kahvem soğuk değilmiş. O yüzden buzun içine yatırdım biraz soğusun diye. Yani yapacak bir şey yok. Bunu badem sütüyle yapacağım. Önce dondurmayı alıyoruz. Ve şöyle 2, hatta 3 yapalım bunu. Bir dakika, sen daha koymak istiyorum şöyle. Wow. Tamam, bayağı güzel gözüküyor. Bundan diyorsun. Bir şey kullanmıyorsun. Çırpıcı mırpıcı. Çırpıcı mırpıcı kullanmıyorsun. Şimdi böyle buzdolabındaki badem sütünden döküyorum. İnşallah güzel olur. Ve soğuk kahve döküyoruz. Ben biraz da buzla dökeceğim ama. Soğuk kahvemiz de Caldi Coffee'nin soğuk kahvesi. Bakalım. Aslında soğuk olmayan soğuk kahve. Aslında içinde dondurma var. Buz koymasam mı acaba? Koy. Ama her şeye buz koyduk. Bunu da koymazsak olmaz. 1, 2, 3. Ve kahvelerin ta yukarı kadar kaçmasını seviyorum. Koy biraz daha. Ta yukarı kadar gelsin. Sen de o sırada bana pipet ver. Önce pipetle karıştırıyorum. Çünkü karpuzum altta kaldı. Yazık. Karpuz mu? Dondurmam. Dondurmamı karıştırarak yukarı çıkartıyorum. Buzların yanına. Ah, çok heyecanlıyım. Şimdi dondurmalı kahve yani. Dondurma. Evet. Videodaki bir dondurma yukarı çıktı. Bak şeyin. Evet. Bak. Dondurma tepede. Oo, hem de hiç erimedi. Arkadaşlar yaklaşık 10 gündür basınç çalışıyorum. Hiç erimedi. Dur önce ben. Ben bu kahve içmek istemiyorum aslında. İçmesem mi? Kıvak tadı. Ne yapıyorsın? Böyle diplere sokmuyor dedi çünkü kahve tadı. Dondurmalı yerinden yiyorum. İçiyorum. Ya parfüm gibi kokuyor ya. Soğuk kahve Ceylin ya. Starbucks'ın soğuk kahvesinin aynısı yani. Bildiğin soğuk kahve. Valla beynim dondu. Gidiyorum. Ay beğenmedim. Hiç donmamıştı çünkü. Beğenmedim ben. Ay hiç beğenmedim. Hiç. Zero. Ben şuradan bir Ceylin beğenmemiş olmasını kayıtlara geçirmiyoruz. Çünkü Ceylin zaten kahve sevmez. Doğru. Soğuk kahve sevmez. Soğuk kahve sıcak kahve. Kahve sevmez. Sen sevdin mi? Önemli olan o. Dondurmasının biraz daha erimesini bekleyebiliriz. Dondurmayla birlikte tadını alınca çok güzel ama dondurmasız... Bir de arkadaşlar şunu kullandığım için acı. Zaten badem sütü çok acı bir tada sahip. Normal süt gibi tatlı değil Ceylin badem sütü. Gerçekten acı. Mesela şunu, şu an sana doldurup versem içemezsin. Öyle bir tadı var. Doğuş buluyor zaten. Tamamen dondurması hariç sağlıklı bir içecek oldu. Yani sütü bile şekersiz. Aynen, şekersiz kahve. Eğer varsa malzemeleriniz deneyin. Böyle yazın içinizi bayağı serinletecek güzel bir içecek. Ben mesela bunu bitiririm. Sevdim. Ama her gün arar mıyım, her gün içer miyim? Şekersiz olduğu için böyle her günde bir içesin gelmez arkadaşlar. Ama çok güzel. Ve şimdi şöyle güzel bir muzlu içecek deneyelim ne derseniz. Bakalım nasıl yapmış. Muz ve sinamon yani tarçınımız var. Muzları koyduk, üzerine tarçın döktük, üzerine süt döktük. Ben şu aşamada badem sütünün çok lezzetli olacağını düşünüyorum. Bunların hepsini çektik. Bu kadar. Ben biraz içine buz katmayı düşünüyorum. Çünkü muzun o hafif tok tadı var ya, onu biraz buzla soğuklaştırmayı düşünüyorum. Hadi deneyelim. Evet, son olarak şimdi muzum hazır. Aslında normal sütle mi yapsam yoksa badem sütle mi yapsam bilemiyorum. Badem ve tarçın yakışır diye düşünüyorum. Yine ama bir önce giren ne olacak? Kerim bana normal süt verir misin? Normal süt denemek istiyorum bunu. Şimdi ne yapıyoruz? Önce muzumuzu kesiyoruz. Şunun içine atıyorum.
Bu arada Poyraz az önce karpuzlu smoothie denedi ve içime pişman oldum dedi. Teşekkürler Poyraz. Bol 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 bol. Bol bol koy da abacı bir tatlı olsun. Abacı bir içecek olsun. Olmaz olmaz. Aba. Aba olsun. Duman olsun sayede. Evet, hazır mıyız? Tamam. Öncesi keşke öncesi tutuk. Neyse. Hayır. Güzel olmazdı. Oh. Öncesi tutuk olacak güzel olmazdı. Karıştırıyorum. Biraz buz katıyorum. Asla vermem. Niye? Çok güzel benim çünkü. Ya içiyorum anlamadım. Yaklaşmayın. Çok güzel. Al Ceyli. Ne? Sevmedin mi? Ben de ilk içine sevmiştim. Ondan sonra mükemmel gelmişti. Al Poyraz'cım iç iç. Arkadaşlar bayıldım. Bayıldım bunu. Tadı damağında kalmadı mı? Kalır. Tadı damağında kalmadı muzdan mı? Muzdan dolayı o muz iyice arkadaşlar, kalıyor. Arkadaşlar muz, tarçın, dondurma, buz, süt. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Lütfen bunu deneyin. Bu harika. Evet. İçeceklerimiz harika oldu değil mi? Ben çok sevdim. Peki siz hangi içecekleri? Bu nedenle bilmiyorum. Arkadaşlar böyle bir şey aldı annem. Ve kesinlikle bir anlamı yok. Bu eve ilk geldiğinde demiştim ki anne bu bir ışık mı? Hayır. Anne bu bir şemsiye mi? Hayır. Anne bu ne? Süs. Değişik bir şey. Arkadaşlar ben böyle şeylere para harcamayı seviyorum. Gereksiz şeylere. Bakın mesela bu duvardaki çiçekler gitti. Çünkü bunlar da gereksiz bir harcamaydı. Ve annem beğenmediği için bunları geri gönderdi. Ve bu şimdilik bu berbat tablo. Yani tablo olarak değil. Ama burada duruşu berbat oldu. Bunun yerini hatırlıyorsunuz. Merdiven boşluğuydu. Yani burası berbat bir arka planı olduğu için artık burada videolarımı çekemeyeceğim. O yüzden bateri ve şu güzel tablo arka planına veda edebiliriz. Aslında burası benim güzel video arka planım ya. Neyse. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki videolarda sizi çok özleyeceğim. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.